Kanser nedeniyle alınmış olan memenin yerine yenisi iki ana başlıkta yapılabilir. Birinci yöntem kişinin kendi vücudundan alınan dokularla yapılabilir. İkincisi de dışarıdan temin edilebilen silikon protezler. Bu kullandığımız protezler estetik amaçlı memelerin büyütülmesinde kullanılan silikon protezlerle birebir aynı yapıdadırlar. Ancak şekilleri farklılık gösterebilir. Burada önemli olan hastanın onarım zamanlamasının yapılması. Hastanın onarımının kanser ameliyatıyla eş zamanlı yapılabilmesi de mümkün olabildiği gibi geç döneme de bırakılabiliyor bu onarım işlemi. Burada karar mevcii doktorların yapacağı toplantı, tümör cerrahı ile plastik cerrahın kendi aralarında verecekleri karar. Karar da şu şekilde veriliyor. Hastanın kanserinin evresine göre, hastanın vücut yapısına göre, kanserden ameliyattan sonra hastana yapılacak işlemler, hasta radyoterapi alacak mı, kemoterapi alacak mı? Bunların hepsi erken mi geç mi onarım yapılacağına bize yol gösterici yöntemler. Yapılan bilimsel araştırmalar göstermiş ki hastaya çok ileri evrede olsa bile erken zamanlı yapılan onarım hastanın kanseriyle hiçbir ilişki göstermiyor. Yani aynı anda ileri evre bir hastaya bile onarım yapmış olsak dahi kanserinde yeniden gelişim süreciyle ilgili bir o kanseri arttırma gibi bir potansiyel risk söz konusu değil. İlk dönemden, kanser ameliyatının ilk olduğu dönemden bu işe girdiğimiz zaman ekibin içinde zaten bir plastik cerrahın bulunması gerekiyor. Ciddi profesyonel çalışan bir kanser ekibinde bu plastik cerrahın rolü hastanın memesinin yeniden geri kazandırılmasıdır. Bu amaçta uyguladığımız birçok yöntem var. Bu yöntemlerin işte dediğim gibi kendi vücudundan alınarak yapılabilir, dışarıdan bir silikonla yapılabilir. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, hastanın eninde sonunda karşı memesine simetrik, meme ucunun olduğu, memenin tüm yapılarının olduğu bir yapıya kavuşması, bir memeye kavuşması işten bile değil. Ve bu gerçekten karşılıklı işbirlikle, doktorla hastanın ciddi bir işbirliği ve motivasyonuyla en mükemmel sonuçlar alınabiliyor. Hastalarımız da sosyal yaşamına kaldığı yerden devam edebiliyor. Birçok sanatçılar var, birçok mesleğinde üst düzeyde kişiler zaten bu şekilde kanser tedavisine oluyorlar. Olduğunun bile farkında olunmuyor. Çünkü onarımı da çok güzel şekilde yapılabiliyor. Bunu tüm hastalarımız bunu hak etmekte ve biz bunu vermek için çalışmaktayız. Gerçekten hastalarımız güvenle yeni memesine kavuşabilmekteler.